İtalyan ekibi Udinese'nin Sacha Boey ısrarı sürüyor. Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı kırmızılı ekipte bazı isimlerin de ayrılması gündemde. O isimlerden birisi de Sacha Boey. İtalyan ekibi Udinese'nin genç oyuncu için ısrarı devam ediyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı devam ediyor. 21 yaşındaki sağ bek İtalya Serie A ekibinin radarında. Udinese transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde. Bu transfer için İtalyan ekibinin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Takvimin derlediği habere göre Brandon Sopi ile yolları ayıran Udinese kadrosunu Boey ile güçlendirmek istiyor. Görev aldığı süre boyunca Okan Buruk'un beklentilerine net olarak cevap veremeyen genç yıldızla ilgili kararın bu hafta verilmesi bekleniyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sacha Boey, sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti. 2000 doğumlu futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıktı ve 1 gol katkısında bulundu. Genç yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'den 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Rogon menajerliğin oyuncusu olan ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Boey'in hem Kamerun hem de Fransa pasaportu bulunuyor. Galatasaray'dan Moussa Dembélé bombası. Cimbom, Lyon'dan ayrılmak isteyen Moussa Dembélé için çalışmalarını hızlandırdı. Hedef, 2016'da alınamayan Fransız futbolcuya bu kez sarı-kırmızılı formayı giydirmek. Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bir süperstara daha formasını giydirmek için harekete geçti. Akşamın haberine göre o isim, Fransız ekibi Lyon'un yıldızı Moussa Dembélé. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre 26 yaşındaki oyuncu Alexandre Lacazette'in arkasında kalmasından dolayı teknik direktör Peter Bosz'un planları arasında yer almıyor. Moussa Dembélé de istenmediğim yerde durmam diyerek takımdan ayrılmak istiyor. Lyon yönetiminin ana hedefi oyuncunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp kiralamak. Ancak 26 yaşındaki oyuncu kendisine karşı sergilenen bu tavırdan rahatsız olduğu için takımdan bonservisiyle ayrılmak istiyor. L'Equipe özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı. Kadrosuna kaliteli bir santrafor daha katmak isteyen sarı kırmızıların ise transferde bir adım daha önde olduğu vurgulandı. Galatasaray ezeli rakibinin de talip olduğu Dembélé'yi kadrosuna katıp hem Fenerbahçe'den Joao Pedro'nun revanşını almak hem de eski göz ağrısına geç de olsa formasını giydirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılar Dembélé'yi 2016 yılında kadrosuna katmak istemiş. Ancak o dönem yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncu da Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premiership'te gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etmişti. O dönemde başkan olan Dursun Özbek bu transferi gerçekleştiremediği için çok eleştirilmişti. Aslan'ın patronu yarım bıraktığı işi 6 sene sonra tamamlamak istiyor. Fransa'da transfer sezonu 1 Eylül'de kapanacağı için Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor. Transfer gerçekleşir gerçekleşmez kapa bildirilecek. Nikola Maksimovic'e transfer teklifi. Savunma hattına takviye adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeni hedefini belirledi. Sarı kırmızıların Genoa ile olan sözleşmesini fesheden Nikola Maksimovic ile ilgilendiği belirtildi. Alfredo Pedio'nun haberine göre Galatasaray Nikola Maksimovic için teklifini yaptı. Menajerini değiştiren Sırp oyuncu Genoa ile serbest kalması konusunda anlaşma sağlamıştı. Maksimovic için şu ana kadar yapılan tek resmi teklif Galatasaray'dan gelse de tecrübeli stoper ile ilgilenen bir ekip daha var. Maksimovic transferinde Galatasaray'ın şimdilik tek rakibi bulunuyor. Belotti transferinde olduğu gibi Roma, Nikola Maksimovic için de devrede. Jose Mourinho'nun ekibi savunma hattına takviye adına Sırp oyuncu ile ilgileniyor. Kariyerinde Sloboda Uzice, Kızıl Yıldız, Apollon Limassol, Torino formaları giydikten sonra 2017'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic, 2021'de bedelsiz olarak Genoa kadrosuna katılmıştı. 30 yaşındaki stoper, Sırbistan A milli takımıyla da bugüne kadar 25 resmi maça çıktı. Buffett'in bir Gomis'ten teknik ekibe hayat öpücüğü.
Spor Toto Süper Ligi ortalama bir başlangıç yapan Galatasaray sezonun 3. haftasında Ümraniyespor'a konuk oldu. Zorlu maçta zor olsa da kazanmayı bilen Sarı Kırmızılılar Ümraniye'ye karşı etkisiz görünen bir futbolla 3 puan alarak Süper Lig'deki 3. maçında 2. galibiyetine ulaştı. Ümraniye karşısında kazanarak moral bulan Sarı Kırmızılılar gelecek Süper Lig maçında 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Trabzonspor'a konuk olacak. Cimbom bu maçı da kazanarak galibiyet serisi oluşturmak istiyor. A-Spor'da yayınlanan takım oyunu programına katılan ünlü yorumcular Sarı Kırmızıların Ümraniye karşısında elde ettiği 3 puan için geçen seneki Galatasaray'ı hatırlatan bir maçtı. Okan Buruk'un yaptığı oyuncu değişiklikleri dikkat çekiciydi. Yunus Akgün daha çıkmadan hemen önce tehlikeli bir pozisyon yaratmasına rağmen Okan Buruk Yunus'u çıkardı. Yerine giren isim ise bu ligde sadece tesadüfen oynayabilen ve Galatasaray'la uzaktan yakından ilgisi olmaması gereken Barış Alper Yılmaz'dı. Gomis tamamen kişisel becerisiyle attığı golle takımı kurtardı. Puan kaybı olsaydı Okan Buruk için istifa çanları çalabilirdi. Gomis ciddi anlamda teknik ekibe hayat verdi. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray şimdiden Trabzonspor karşısında alacağı 3 puana odaklandı. Peki sizce Galatasaray Trabzon'u da yenip galibiyet serisi oluşturabilir mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan son dakika transfer haberi. Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek üzere kolları sıvayan Galatasaray, flash bir ismi daha gündemine aldı. Zürih forması giyen ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen 20 yaşındaki İsviçreli Besir Omeragić için görüşmeler başladı. Victor Nelson ile Luyendama'nın satılması ihtimaline karşın iki stoper takviyesi birden yapmaya hazırlanan Galatasaray, geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine gelen son isim İsviçre'den oldu. Bosna Hersek kökenli İsviçre vatandaşı 20 yaşındaki Besir Omeragić, Cimbom'un radarına takıldı. 1.87 boyundaki savunmacı hem stoper hem de ön libero olarak görev yapabiliyor ve genç yaşına rağmen şimdiden 4 kez İsviçre milli takımında oynadı. Yakın gelecekte Avrupa devlerinde forma giyebilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Omeragić'in piyasa değeri şu an için tam 8 milyon euro. Galatasaray yönetimi bu transfer için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Sarı Kırmızıların genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Milan'da dahil olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden Omeragić'e ilgi olması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Kulübü Zürih, oyuncudan maksimum gelir elde edebilmek amacıyla tok satıcıyı oynuyor. Fakat aynı zamanda İsviçreli futbolcunun kulübüyle sadece 1 yıllık kontratı kaldı. Ve kış dönemi gelmeden bu satış gerçekleşmezse Zürih cephesi sezon sonunda hiçbir şey kazanamadan oyuncusunu elden kaçırabilir. Galatasaray da bu durumu bir avantaja çevirmeye çalışıyor.